Bodrum Belediyesi tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 190 belgesini imzalamak üzere basın toplantısı düzenlendi. Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 10'da gerçekleşen basın toplantısında ILO 190 sayılı çalışma yaşamında şiddet ve tacize önlemeye yönelik politika belgesi imzalandı. İmza töreni ve tanıtım toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, CHP Kadın Kolları İlçe Örgütü Üyeleri, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Temsilcisi, Birim Müdürleri, Basın Mensupları ve vatandaşlar katıldı. Törende sunucu Banu Tarancı, ILO 190 sayılı çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politika belgesinin amaç ve kapsamını okurken, CHP Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, CHP olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kararlılıkla ve samimiyetle çalışmaya, sosyal ve toplumsal yaşamda eşitlik mücadelesi veren tüm kadınlarla yol yürümeye devam edeceklerini belirtti. İmza töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arassa şunları dile getirdi. Çok kolay bir mücadele değil ki. Yüzlerce yıldır bu işte mücadele ediliyor toplumsal eşitlikte. İşte zaten biz 8 Mart'ı neden anıyoruz? 8 Mart'ta da yine bu mücadele eden kadınlar fabrikada topluca yakılmışlar biliyorsunuz. Haklarını arayan kadınlar. Aslında kadın ilk başlarda toplumsal hayatta hiç yok. Sonra gene sermaye veya ekonomik gelişmeler kadını fabrikalara önce taşıyor. Yani iş gücü, ucuz iş gücü. Çünkü kadın artık evde geçinemez hale gelince, çünkü kaynaklar azalıyor, çalışmak zorunda ya. O sırada zaten sanayileşme başlamış, fabrikalara kadınları gönderiyorlar. Daha önce kadın evinde, tarlasında, ineğinde ama toplumsal hayata aslında sanayileşmeyle beraber giriyor ama zaten eşitsizlikle beraber başlıyor bu konu. Açılış konuşmalarının ardından imza töreni gerçekleşirken Başkan Aras, protokol üyeleri ve kadınların toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Bodrum Belediyesi tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen protokolle Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu oluşturuldu. Komisyonda oluşturulan yol haritasıyla 2020'de Avrupa Belediyeler Bölgeler Konseyi Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı imzalandı. 2021 yılında Yerel Eşitlik Eylem Planı süreci başladı. 8 Mart 2022 yılında Şiddet Tutum Belgesi Başkan Ahmet Aras tarafından imzalandı.